Bu videoda etan ve metandaki SP3 hibritleşmesini göreceğiz. Metanla başlayalım. Metanı CH4 diye de yazabilirim. Evet, metanın nokta yapısını çizeceksem karbon ve karbonun 4 değerlik elektronuyla başlamalıyım. Sonra da karbonun çevresine hidrojenleri yerleştirmeliyim. Her hidrojenin bir değerlik elektronu var. Öyleyse her hidrojen için bir değerlik elektronu çizelim. İşte bu bize Lewis nokta yapısını veriyor. Genellikle metanın nokta yapısının böyle çizildiğini görürsünüz. Karbon ve çevresinde karbona bağlı 4 hidrojen. İşte böyle. Evet, metandaki tüm bu çizdiğim bağlar, bağ uzunluğu, enerji gibi özellikler açısından eşittir. Yani karbonun çevresinde bulunan 4 değerlik elektron, işte şurada morla gösterdiğim 4 elektrona eşit olmalı. Eğer karbondaki elektron dizilimine bakacak olursak, hadi şimdi bakalım. Bir tane S2, o zaman S orbitaline 2 elektron yerleştirelim. 2S2. 2 elektronu S orbitaline koyalım ve sonra da 2P2 gelecek. Elektron diziliminin nasıl yazıldığını zaten bildiğinizi varsayıyorum. İşte böyle görülmeli. Eğer orbital şemamızdaki 4 değerlik elektronuna bakarsak, bunlar dış kabuktaki 4 değerlik elektrondur. Ve bu, karbonun yalnızca 2 bağ yaptığını gösteriyor. Çünkü burada eşleşmemiş elektronlarım var. Enerjileri farklı. Nokta yapısı ve deneysel açıdan incelediğimizde buradaki elektron dizilimiyle uyuşmuyor. İşte bu farkı açıklamak için Linus Pauling hibritleşme fikrini öne sürdü. Söylediği ilk şey şuydu. İşte buradaki 2s'teki elektronlardan birini alıp buradaki p orbitaline yükseltebiliriz. Şurada gösterelim. Bu elektronlardan birini 2p orbitaline taşıdık. Şimdi uyarılmış haldeyiz. Artık şimdi karbon 4 bağ yapabilir. Ancak bu elektronlar eşit enerjili değil. Bunun için Linus Pauling, şimdi burada farklı bir şey yapalım ve 2s orbitalini yükseltelim dedi. O zaman s orbitalini taşıyalım. Böylece enerjisini yükselttik. Bu p orbitallerini alacağız ve enerjilerini düşüreceğiz. Bunun için p orbitallerini işte böyle daha aşağı koyacağız. Evet, p orbitallerimiz burada ve her birinin birer adet elektronu var. Fakat biz onları hibritleştireceğiz. Yani bu artık bir s orbitali değil. sp3 hibrit orbitali. Bu artık bir p orbitali değil. sp3 hibrit orbitali. Aynısı bu üçü için de geçerli. Yani bu fikre göre biraz S karakterinden ve biraz da P karakterinden alıp bunları yeni orbitallerde hibritleştiriyoruz. Bir tane S ve 3 tane P orbitalinden aldığımız için buna SP3 hibritleşmesi diyoruz. İşte bu SP3 hibritleşmesi. 4 yeni hibrit orbitali oluşturduk. Şimdi aradığımızı bulduk. Çünkü şimdi eşleşmemiş 4 tane karbon elektronumuz var. Ama karbon 4 bağ yapabilir. Hatta şimdi enerjileri de eşit. İşte hibritleşme fikri buradan geliyor. O zaman bu yeni hibrit orbitalinin karakterini, yani şeklini ele alalım. S orbitalinin küresel olduğunu biliyoruz. O zaman buraya bir tane S orbitali alıyoruz. Bir S orbitalini alıyoruz. P orbitali dumbbell şekline benzediğini tekrar hatırlatalım. O zaman buraya 3 tane P orbitali alıyoruz. Yani bir tane S'den ve 3 tane P'den olacak. P orbitalleri. Bunları birbirleriyle hibritleştireceğiz. Bu gerçekleştiğinde yeni hibrit orbital, işte böyle büyük bir ön lob şeklinde olacak. Ve buraya daha küçük bir arka lob gelecek. İşte böyle. O zaman bundan 4 tane daha yapmalıyız. Peki, 4 tane sp3 hibrit orbitalimiz var. Ve her hibrit orbitalinin bir tane elektronu var. Her hibrit orbitalinin bir tane elektronu olduğunu görebiliriz. Evet, işte böyle. Son durumda buradaki hibrit orbitali %25 S karakteri içerir. Burada gösterelim. Bu yeni orbitalde %25 S karakteri ve %75 P karakteri bulunuyor.
Tekrarlayalım. Çünkü 1 adet S, S ve 3 adet P orbitaliyle başladık. O halde yeniden metana dönelim. Şimdi bir de onun görüntüsünü çizelim. Bu karbonda sp3 hibritleşmesi olduğunu gördük. Biraz aşağı inelim ve hibritleşmiş bu atomun görüntüsünü çizelim. Karbonun 4 tane sp3 hibrit orbitali olduğunu biliyoruz. Orbitalleri çizelim. Burada arkada kalan küçük lobu görmezden geleceğiz. Böylece kafamız karışmayacak. Devam ediyorum. Ve karbonun orbitallerinden birini çiziyorum. Artık 3 hibrit orbitalimiz var. İşte bir diğer sp3 hibrit orbitali. Bir diğeri ve sonunda dördüncüsü. Şimdi tekrar bu görüntüye dönelim. Çünkü yine her bir hibrit orbitalinin bir değerlik elektronu olduğunu göstermeliyiz. Öyleyse her bir hibrit orbitaline bir değerlik elektronumu yerleştirebilirim. Aynen böyle. Değerlik elektronlarımız da burada olacak. Metandan bahsediyorsak karbon 4 hidrojene bağlı olmalı ve her bir hidrojenin hibritleşmemiş bir s orbitali bulunmalı. Bu arada her hidrojenin bir elektronu vardır. Şimdi maviyle göstereceğim. İşte burada hibritleşmemiş bir s orbitali. Bunu çizelim. Bir tane hibritleşmemiş s orbitali. Hidrojendeki hibritleşmemiş bu s orbitallerinin bir değerlik elektronları var. Şimdi bu değerlik elektronlarını buraya yerleştirelim. Aynısı burada da geçerli. Sonunda burası için. İşte bu metan molekülünün görüntüsü. Bu hidrojen, bunların tamamı hidrojen. Tam buraya. İşte böyle. Pekala. Oluşturduğumuz bu bağı düşünelim. Burada orbitaller çakışıyor. Karbonu oluşturan sp3 hibrit orbitaliyle. Buradaki hidrojenin hibritleşmemiş s orbitalinin çakışmasını görüyoruz. Bu kafa kafaya çakışmada aslında sadece elektronları paylaşıyoruz. Kafa kafaya çakışma kimyada sigma bağı olarak biliniyor. İşte bu bir sigma bağı. Buradaki de bir sigma bağı. Kafa kafaya çakışma metan molekülünde 3 kez daha gerçekleşir. İşte bu kafa kafaya çakışma buradaki de bir sigma bağı. Buna göre toplamda 4 tane sigma bağımız var. Bir tane tekli bağ buraya, buna tekli bağ demek yerine sigma bağ da denebilir. Bunlar aynı zamanda az önce de söylediğim gibi kafa kafaya çakışma. Şimdi etan molekülüne geçelim. Hadi çizelim. Etan yani C2H6 molekülü, onu buraya yazıyorum. O halde elimizde iki karbonumuz var. Gidelim önce iki karbon sonra da altı hidrojeni çizelim. Altı hidrojeni karbonun çevresine böyle yerleştiriyorum. Pekala. Hibritleşmeden söz ederken az önce metan örneğinde karbonun 4 tekli bağa sahip olduğunu gördük. Bir karbon atomu sp3 hibritleşmesi yapacak. O yüzden buraya dönüyorum. Buradaki karbon da aynı şekilde sp3 hibritleşmesi yapmış 4 tekli bağa sahip. Yine aynı mantığı kullanabiliriz ve bunu etana da uygulayabiliriz. Etandaki karbonların her biri 4 tekli bağa sahip. Bu durumda etandaki tüm karbonlar sp3 hibritleşmesine sahip. Gidelim ve sp3 hibritleşmesini gösterelim. Önce orbitalleri çizelim. Kendimize biraz daha yer açalım. Eğer her karbonda sp3 hibritleşmesi varsa her karbonun 4 tane sp3 hibrit orbitali olmalı. Bunu da karbonda çizerek gösterelim. Arka lobu yine ihmal ediyorum. Elimizde 4 tane sp3 hibrit orbitalli bir karbonumuz var. Diğer karbonun da sp3 hibritleşmesi yaptığını biliyoruz. O halde bunun içinde 4 tane sp3 hibrit orbitalini çizebilirim. İşte bu karbon için 4 sp3 hibrit orbitalimiz. Pekala. Şimdi elektronlara geçelim. Elektronları buraya koyuyorum. Bu orbitalde bir elektron var. Bunda bir elektron, bunda bir elektron ve bir tane de elektron bunda olacak şekilde yerleştiriyorum. Şimdi sıra diğer karbonda. Bu orbitalde bir tane elektron, bu orbitalde bir tane, bu orbitalde bir tane ve bir elektron da bu orbitalde. Şimdi devam edip hidrojenlerimizi koyabiliriz. Hidrojenin hibritleşmemiş tek değerlik elektronlu bir s orbitali var. Şimdi bunu yapalım. Kalan hidrojenleri çizeceğim. 4, 5, 6 hidrojen işte böyle. Bir sigma bağı
orbitallerin kafa kafaya çakışması ile oluşur demiştik. O zaman burada orbitaller kafa kafaya çakışmalı. İki karbon arasındaki bağda ve tüm bunlarda da yine kafa kafaya çakışma görüyoruz. Şimdi hepsini sayalım. 4, 5, 6, 7. Etan molekülünde 7 sigma bağ bulunuyor. Yani burada 7 sigma bağ. Son olarak da nokta yapısını inceleyelim. Tekrar bakalım. Burada bir tane, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 sigma bağımız var. Şimdi iki karbon arasındaki bağa odaklanalım. Burada gördüğümüz 1 sigma bağ. Tam da buradaki sigma bağında serbest dönme görüyoruz. Bağ çevresindeki serbest dönüşü hayal edersek karbonlar uzayda dönebilir. Bu da farklı 3 boyutlu yapılar oluşmasını sağlar. Yani etan molekülünde farklı 3 boyutlu yapılar mevcut. Sonraki videolarda daha ayrıntılı göreceğiz. Yani sigma bağları çevresinde serbest dönme bulunuyor. Bunu da yazalım çünkü çok önemli. Son olarak etan molekülü hakkında dikkat çekmek istediğim nokta bağ uzunluğu. Bu karbon ve bu karbon arasındaki mesafe. Bu bağ uzunluğu yaklaşık 1,54 angstromdur. Farklı kitaplarda çok ufak değişikliklerle yazıldığını görebilirsiniz. Fakat bitirirken şunu söyleyeyim. Bu mesafe yaklaşık olarak bu değeri alır. Ve bunu bilmek istememizin sebebi bu karbon-karbon bağ uzunluğunu ilerleyen videolarda diğer moleküllerin bağ uzunluklarıyla karşılaştıracağız.